Herkese merhabalar. Madde ve endüstri ünitesini taktiklerle beraber tekrar edeceğiz. Ooo taktik vaktik var mı madde hocam? Kesinlikle madde ve endüstri ünitesinden en az Tonguç evladım benim 2 hatta bazen 3 bazen belki de 4 tane soru gelebilir. O yüzden çok önemli bir konu gerçekten de. Hani üniversite diyorum, LGS sınavında gerçekten en fazla çıkan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla çok önem vereceğiz. Peki gel dönem bitmeden şunları bir tekrar edelim. Neydi bizim öğrendiğimiz konular? Periyodik tabloyu öğrendik. Elementleri sınıflandırdık. Fiziksel ve kimyasal değişimlere baktık. Kimyasal tepkimlere baktık. Asitler bazlara baktık. Tonguç evladım benim. Aynı zamanda maddenin ısıyla etkileşime baktık ki madde endüstrinin ikinci kısmı aslında. İkinci dönem bunu göreceğiz. Ama biz senle LGS kampımızda zaten yaptığımız için şimdiden sorusunu da çözeceğiz. Kimya endüstrisi de bu ünitenin aslında son kısmı. Bununla alakalı da hemen ufak bir taktik gösterip hemen seninle beraber sorumuzu taktik çözeceğiz. Taktik var. Hemen bakalım. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot denirdi. Düşey sütunlara grup denirdi. Bak bunlar gruptu Tonguç Erhan Bey'in. Bunlar da periyottu. Kaç tane periyot vardı? Hemen buraya yazmak istiyorum. 7 tane periyot vardı. Düşey sıralara ise grup diyorduk. Ve bunlara da kaç tane vardı biliyor musun? 18 tane vardı. Ama bizim bilmemiz gerekenler neydi biliyor musun Tonguç Erhan Bey'in? Neler A grupları. A grupları önemliydi. Grup şurup. B grupları da vardı ama A gruplarından 1, 2, 3, nokta nokta 8'e kadar giden 8 A'ya kadar giden bir gruplar vardı. Bunları çok iyi bileceğiz. Gel hemen bir soru yapalım seninle beraber. Bir öğrenci elementlerin periyodik tablodaki yerini belirledikten sonra bazı elementlerin grup numarasını geometrik şekillerle gösteriyor. Tamam eyvallah. Tamam. Örneğin ikinci periyot 3 A grubundaki elementi üçgen ile göstermiş. Allah Allah. Hayda. Bor elementi bu da. İkinci periyotta 3A grubunda Allah Allah neden öyle bir şey acaba bakalım. Bakalım. Buna göre öğrenci aşağıdaki elementlerden hangi ikisini aynı geometri şekilde gösterebilir? O ve F demiş. Hemen bakalım. Şimdi oksijen burada, flor burada yan yana olduğu zaman. Şimdi Allah Allah diyorum ki ikinci periyot 3A. O zaman bu gruba 3A grubu diyebiliriz değil mi Tonguç Erhan Bey? Diyebiliriz hocam. O zaman burası kaç A grubudur? Bayağı zor bir soru. 4A. Mükemmel zeki bir öğrenci. Zekamı kullandım. Evet tebrik ederim. Burası da 5A, burası da 6A, burası da 7A ve burası da 8A olur. Şimdi 3A grubunda olduğu için 3 gen yapmış. Bak dikkatini çekmek istiyorum. Peki 4A grubunda olduğu için 4 gen. Mükemmel bir zekaya sahipsin gerçekten de. O yüzden karbonu şöyle gösterebiliriz değil mi? Peki 5A grubunda olsaydı ne yapardı evladım benim? Beşgen. Süper zeki bir öğrencisin. Pentagon. Harika tebrik ediyorum seni. Pentagon mu Pentagon mu? Pentagon. 6A grubunda olan oksijeni de şu şekilde gösterebiliriz falan filan. Peki C ve N? C ve N 4A 5A. Yani bir tanesi dörtgen bir tanesi beşgen yapacak. Silisyum ve fosfor. 4A 5A. Bir tanesini dörtgen bir tanesini beşgen. Flor ve klora bakalım. İkisini de yedigen yapacak. Çünkü aynı gruptalar. Dolayısıyla ilk sorumuzda dikkat ettiysek gruplara atfedilmiş bir soru var. Tonguç Erhan Bey. Atfetmek ne demek hocam? Onları sorgulayan bir soru var aslında. Diyoruz ve geçiyoruz. Hemen bakalım bak. Elementleri sınıflandırdığımızda kaç farklı grup vardı? Metal, ametal ve yarı metaller vardı. Burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Ametallerin içerisinde soy gaz denilen çok özel bir grup da var. Soy gazlar 8A grubundalar ve gerçekten de kendine özgü özellikleri var. Mesela metallerin özellikleri neydi? Metaldirler. Elektriği ve ısıyı ile iletiyordu. Parlaktır. Aynı zamanda oda sıcaklığında serttir. Civa hariç katıdırlar. Ametallere baktığımız zaman elektrik ve ısıyı iletmezler. Mattır. Parlak değildir yani. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im ne demiştik? Burada parlak dedik. Bu mat dedik. Bu elektrik ısıyı iletir. Bu elektrik ısıyı iletmez dedik. Bu oda sıcaklığında genellikle yani daha doğrusu civa hariç katıdır. Bu da katı sıvı gaz hepsi olabilirdi. Hatta soy gazlar sadece gazdı. Başka hiçbir asla bir şey olamıyorlardı. Sadece gazlardı bunlar. Yarı metallerse arada özellik gösteren zımbırtılar. Bu tel ve levha olabiliyordu. Bu tel ve levha olamıyordu falan filan. Yarı metaller de arada bir yerde. Şimdi geldik. Bir araştırmacı tasarladığı zeprini şişirme işleminde kullanmak için aşağıdaki özelliklere sahip bir madde kullanmak istiyorum. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz hali olması. Kararlı yapıda olması. Ametallerin özel bir grubunda olması. Ametallerin özel bir grubu. Demin de sana söylemiştim zaten. Kararlı. Soy gazlar kararlı olan dünyadaki tek atom grubudur. Kararlıyım bu defa ben. Çok güzel gerçekten. Periyodik tabloya. Harika süper. Dolayısıyla kararlı olduğu için de hiç elektron alışverişi yapmak istemez. Metaller vermek ametalleri almak ister. Ama soy gazlar hiç umurumda bile değilsin. Ben kararlıyım kendi başıma. Ben neyim? Hergele, Necmi, Arsız,
şeklinde 3 tane arsız şeydi. Kroyu, arsız kroyu. Arsız ve krodur diyoruz. Ha, Pergiz, Pergele evet. Necmi arsız ve krodur diyerekten ezberliyorduk. Dolayısıyla bunlar umurunda bile değil. Dünya batsa umurunda değil. Çünkü tek atomlu gazlar halinde bunlar. Ve soygazdır. Ben soyluyum, ben asilim diyorlar. Hocam ben Pergele Necmi'yi gördüm. Böyle evet. Boynunda kocaman bir altın kolye vardı. Tabii ki. Aynı onun gibi canlandırabilirsin kafanda. Buna göre araştırmacı bir mümin verilen periyodik sistemde numaralı kısımlarda yer alan elementlerin hangisini kullanabilir demiş. Tabii ki bak burası 1A grubuydu. Burası 2A grubuydu. Zaten bunlar B grubu. Burası 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu olan soygazları yani 2 numaralı zımbırtıyı kullanabilir diyoruz ve geldik fiziksel ve kimyasal değişimlere. Tonguç evladım şunu unutma. Maddenin şekil, görünüm, renk gibi dış yapısı değişiyor. Bak iç yapısı değişmiyor. Dış yapısını değiştiren değişimlere biz fiziksel değişim diyoruz diyorken fiziksel yapılarının yanı sıra iç yapısını da değişiyor. Yani bayağı bir içi allak bullak oluyor. Kimyasal özellikleri değişiyor. Madde yapısı değişiyor. Bunlara da biz kimyasal değişim diyoruz. Tonguç herhalde bir. Hemen sana bir soru çözelim. Bir de şunu unutmayalım. Kimyasal değişimler için kimyasal tepkimi olması gerekiyor. O da ayrı bir konu tabii ki. Şekilde çelik hurda kutuların geri dönüşüm aşamaları verilmiştir. Buna göre bu işlemler sırasında hangisi gerçekleşmez demiş. Çelik hurda kutuların toplanması. Tamam topluyoruz. Onu işte bir sürü işte çelik kuru toplama şeyi var, şeyleri var, kasaları var. Oraya atıyorsun kullanılmayan zımbırtları. Sonra presleyerek hacmini küçültüyoruz. Böyle küçültüyoruz. Tek bir metal haline getiriyoruz. Sonra eritme fırını ile eritiyoruz. Erittiği zaman ne oluyor bunlar? Erimiş eriyor. Metal haline dönüşüyor. Sonra kalıpları döküp tekrar çelik olarak üretiyoruz. Ha, dolayısıyla insanlar bunu alıp Terminator filminde vardı hocam. Adam böyle eriyordu sonra yeniden sertleşip adama dönüşüyor. Aynen Terminator filmi de birazcık evet eski bir film ama olsun. Bedenle beraber izlemiştik. Hangisi gerçekleşmez? İkinci işlem yani şu zımbırtı maddenin sadece görünme değişikliği olur. Evet gerçekten de doğru çünkü fiziksel bir değişimdir diyebiliriz. Üçüncü işlem maddenin tanrıç düzeyinde değişim gösterir meydana gelir demiş. Eritme fırını ile eritme. Üçüncü işlemde katıdan sıvıya geçiyor. Katıdan sıvıya geçişi olduğu sürece tanecik düzeninde değişim meydana aslında gelmiyor. Ama birazcık soru işareti bak anlatacağım şimdi sana. Dördüncü işlem maddenin fiziksel özelliklerine değişik olur. Kalıplara dökümünde sadece sıvı katı hale geliyor. Sıvı katı hale geçerken hal değişimi vardır. Sıvı katı hale geçerken hal değişimi gerçekten de fiziksel değişimdir. Geri dönüşüm işlemleriyle maddenin sadece dış yapısına değişim meydana gelir. Evet doğru. Çünkü fiziksel değişimdir. Aslında ne yapıyorsun? Alıyorsun, topluyorsun, basıyorsun, presliyorsun. Sonra eritiyorsun. Yani katıdan sıvıya geçiyorsun. Sadece fiziksel özellik değişiyor. Sonra sıvıdan katıya geçiyorsun, donduruyorsun. Dolayısıyla buradaki değişimin hepsi hal değişimi. Bu sadece dış yapısında meydana gelir. Ama dikkat et. Tanecik düzeninde değişim olmuyor Tonguç evladım benim. Çünkü bu kimyasal değişime girer diyoruz. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. LGS tekrar programını mutlaka hocam ben kırtasiyeye gittim. Ücretsiz izin evet dedim. Tüm Konguş kitapçılarına ücretsiz. Aşağıda linki var. İyi butonları linki var. Kendine yakın olan kitapçıdan mutlaka gidip al. Gerçekten de mükemmel çalışma programları hazırladık. Hızlı, temel ve pro olmak üzere hızlı da matematik takviyeli onu söylemek istiyorum. 3 çeşit program hazırladık. Hangisi sana uygunsa 2 haftada ara tatili mükemmel matematik takviyeli olan benim için daha iyi. Kimyasal tepkime bakalım. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye gelenlerin atom sayıları ve atom cinsleriyle kütlesi tepkime sonu değişmiyor. Yani hemen şöyle bir örnek. A ile B giriyor. A, B oluyor. Bundan 10 gram gidiyor. Bundan 5 gram gidiyor. O zaman bundan kaç gram çıkar? Azdan az çoktan çok gider. 15 gram çıkar. Dangozlaşma. Bununla bu birleşiyor, bu oluşuyor. Bitti bu kadar. Yapıları değişmiyor. A, B birleşiyor ama yeni bir madde oluşuyor. Atom sayıları değişmiyor diyebiliriz. Kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkime ait tanecik modeli verilmiştir. Tahmin olarak kükürt 32 gram. Oksijen 32 gram. Kükür dioksit SO2. Bilmiyoruz kaç gram olduğunu. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki hangisi söylemez demiş. Tepkime sonucunda 64 gram SO2 oluşturmuştur. Evet gerçekten de SO2 64 gram oluşmak zorunda. Neden diyeceksin? Neden? Neden? Çünkü 32 ile 32 birleşirsen 64 olur. Dangoz evladım benim. Tepkime giren elementler kükürt ve oksijendir. Evet gerçekten de kükürt ve oksijen. Bu sol tarafa girenler diyorduk. Buna reaksiyon oku diyorduk. Sağ tarafında ise ürünler vardı. Dolayısıyla girenler sonra ürünlere dönüşüyor. Doğru diyebiliriz. Tepkimde atom sayısı korunmuştur. Bak burada kaç atom var Allah aşkına? Bir. Burada kaç atom var? İki. Toplamda girenlerde kaç atom var evladım? Üç. Benim?
Süper. Çıkanlarda kaç adam var Tom Ceram'ın? Süper zekisin. O zaman bu da doğru. Korunmuştur. Yani korunmuş demek. Aslında özel havalı bir şey değişmemiştir demek istiyor. Kükürt dioksit. Kükürt ve oksijenin kimyasal özelliklerini gösterir. Evet, doğru mu? Hayır, çok özür dilerim. Kimyasal tepkimelerde yepyeni bir madde oluşuyor. Tonguç sana bir şey söyleyeceğim. Oksijen nasıl biliyor musun evladım benim? Oksijen yanıcı bir madde. Kükürt dioksit değil. Kükürt dioksit hiçbir şekilde yanıcı bir madde değil. Yani farklı özellikle oluyor girenler ve çıkanlar kimyasal tepkimede. Hatta sana çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Su nasıl biliyor musun? Suyu nasıl yazar biliyor musun? Formül nedir biliyor musun? Su H2O'dur. Hidrojenle oksijen birleşir, suyu oluşturur Tonguç'um. Hidrojen patlayıcıdır. Oksijen yanıcıdır. H2O sudur. Su. Aa. Söndürücü. Alakası bile yok. Yani girenler ve çıkanlar farklı nasıl özellikler oluyor hocam gösteriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mantıksız ama. İşte doğa böyle. Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimelerde madde tamamen değişiyor. Yepyeni bir madde oluşuyor. Asitler bazlara bakalım. pH değerleri sınavlarda en fazla çıkan asit baz konusu. Bir kere asit deyince aklımıza gelecek. Hasit gelecek aklımıza. Aa. Unutmayalım Tonguç Elan Bey. Hasit gelecek. Hidrojen artı. Baz deyince aklımıza gelecek. Bazo gelecek. Bazo gelecek. Burada OH hidroksit eksi iyonu var. Dolayısıyla asitler şunu unutmayalım. Ekşidir. Aynı zamanda elektriği iletir sıvı çözeltilerinde. Bazlar da acıdır ve elektriği iletir. Sabun gibi değil mi hocam? Aynı öyle. Asit deyince aklımıza hemen limon getiriyorum ben. Çok ben çok acıkınca sabun yiyorum hocam. Burada da sabun getiriyorum. Acıdır. Saçma ama dangıdır. Ekmek arası yiyince tadını alıyor birazcık. pH'ları asitlerin Tonguç Elan Bey'im 7'den küçükken bazların pH'ları ise 7'den büyüktür. pH değerleri incelerek maddenin asitik veya bazik olduğunu sınıflandırabiliriz. Asit anne kızartır, baba morartır olayından asitlerin turnusol kağıdını kırmızı, bazlarınsa mavi yaptığını bileceğiz Tonguç Elan Bey. Hemen bakalım. Bir maddenin asit ve baz olduğuna karar vermek için ayraç yani belirteç kullanılır. Tabloda asit ve bazların ayraçlarla gösterdikleri renk değişimleri verilmiştir. Tamam bakalım. Fenolfetalein, metil oranj ve turnusol kağıdı. Bunlar ayraçlarımız yani belirteçlerimiz. Asit mi baz mı anlamamızı sağlıyor. Bazı maddelerin pH değerleri yukarıdaki gibidir. Buna göre bu maddelerle ilgili hangisi söylemez? Tonguç Elan bak 7 pH neydi? 7 pH nötr. Süper nötrdü. Ne asit ne baz. 7'den küçük olduğu zaman asit, dolayısıyla portakal suyu asitmiş, limon portakal suyu asitmiş. Orada kaldı angozlaşma. Basit baz dediğimiz zaman da aslında 7'den büyük. Yani lavabo açıcı bir bazmış. Deterjanlı su zaten temizlik malzemeleri %90 baz oluyor. Tonguç onu da söylemek istiyorum sana. Oh baz oh. Evet geldik. Portakal suyu mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevir. Bir kere portakal suyu asit mi? Evet. O zaman asit kırmızı yapar. Çok doğru, bravo diyorum sana. Gerçekten de çünkü pH asit olduğunu söyledik. Turnusol kağıdı asitte kırmızı oluyordu. Süper. Deterjanlı suya mavi turnusol kağıdı basırsa renk değişimi gözlemez. Deterjanlı su asit mi baz mı Tonguç evladım benim? Asit. Hayır dangozlaşma baz demiştik zaten. Dolayısıyla mavi yapar değil mi evladım benim? Evet. Turnusol kağıdı baz olduğu için mavi. Mavi batırdığın zaman renk değişimi gözlemez. Çünkü mavi yapacak zaten. Ne yapacağım ki ben artık? Zaten mavi batırdım, bana manyak mısın diyorum ve doğru diyorum. Limon suyuna fenolfetalein damlatılırsa pembe renk alır. Hemen bakalım limon... Limon suyu asittir bir kere. Fenolfetalein asitte renksiz oluyordu. Bu yanlış bir ifade. Asitte burada ne demiş? Pembe olur demiş. Yanlış. Baz değil ki limon suyu pembe olsun. Lavabo açıcıyla metil oranj damlatırsa sarı renk. Lavabo açıcıya metil oranj damlatırsa sarı renk olur. Lavabo açıcı bir kere bazdı. Baz. Metil oranj bazla tepkimeye girerse sarı oluyormuş. Bu da doğru o zaman. O zaman cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik maddenin ısıyla etkileşimine. Bir maddenin aldığı ısı veya verdiği ısı miktarı o maddenin kütlesine, öz ısına ve sıcaklık değişimine. Yani 3 şeye bağlı Tonguç Elan Bey'im. Dolayısıyla 3 şey kendi aralarında oynuyorlar sürekli. Maddenin ısısı, cinsi bilmem nesi falan filan hep değişiyor. Şimdi burada şunu unutmayalım. Kütle arttıkça ısı artar. Öz ısı değiştikçe ısının aldığı ısının miktarı değişir. Sıcaklık değişimi öz ısıya bağlıdır. Kütlesi, sıcaklık değişimi kütleye bağlıdır. Bunlar farklı özellikler. Hemen göstereyim, bir tane soru yapalım seninle beraber. Yapalım bir hocam. Öğrenci özdeş ısıtıcılar ile hazırladığı düzenekleri, sıvıları eşit süre ısıtıyor. Bak bu sınav kalıbıdır. Ben buna sınav kalıbı derim. Neden sınav kalıbıdır? Çünkü sınavlarda hep çıkar. Neden peki? Ne çıkar? Özdeş ısıtıcılarla eşit süre. Bu ne demek biliyor musun?
Aslında olay çok basit. Eşit ısı ver demek. Yani eşit ısı veriyoruz. Ne veriyoruz? Eşit miktarda ısı veriyoruz iki zımbırtıya da. 50 mililitre su, 50 mililitre alkol. Deney sonucunda T2 büyüktür T1 olduğuna göre. Tabi bu 1, bu 2 diyelim. Bunun sıcaklığı, bunun sıcaklığından fazlaymış. Öğrencinin test etmek istediği hipotez aşağıdaki hangisi demiş. Deney sırasında hal değişimi gerçekleşmemiştir. Tamam, bunu uyardı, iyi oldu bana. İlk sıcaklık bu. İlk sıcaklık etil alkol de bu. Son sıcaklık T1, son sıcaklık T2. Öz ısı bu, öz ısı bu. Buharlaşma ısı bu, buharlaşma. Ama zaten hal değişimi olmadığı için buna gerek yok Mike diyoruz ve bunu geçiyoruz, attık bile. Öz ısı 4.18, 2.4. Ha, şimdi bunun sıcaklığı bunun sıcaklığından neden fazla oluyor ki? Neden? Kütleleri aynı. Aynı. Eşit ısı var zaten. Kütle aynı. Eşit ısı var. Isı miktarları da aynı. O zaman bunu da kapattım. Öz ısıyla sıcaklık kaldı değil mi? Sıcak değişimi, evet, kaldı. Bu bundan fazlaydı. O zaman bunun farklı olmasının sebebi tek buna bağlı değil mi? Ha, o zaman sen de sınavda karşına gelince şöyle diyeceksin. Isı, kütle, bak sınav taktiği gösteriyorum sana. Isı, kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimi. Veya sıcaklık yaz yeter. Öz ısı yok, ikisi diyemez miyiz? Burada eşit ısı verdiğini şu cümleden aldım değil mi? O zaman bunu kapatıyorsun. Bunu eledim. Bay bay sana diyorum. Bay bay. Peki bakalım ikisinin de kütlesi aynı değil mi Tonguç Alan Bey? Aynı hocam. O zaman bunu da eledim. O zaman ne kaldı? Öz ısı ile sıcaklık değişimi kaldı. Sıcaklık değişiminin bunun bundan fazla olduğunu söylüyor. Yani burada 2 büyüktür 1. Peki neden böyle bir şey olur? Çünkü öz ısıları farklı olduğu için. Hemen bakalım. Buharlaşma ısı düşük olan ısılarda ısı verdiğinde daha çabuk olur. Hayır, burada hal değişimi gerçekleşmemiştir demiş. Bununla hiçbir alakası yok. Eşit kütledeki farklı maddelere eşit miktarda ısı verilmesi sonucunda sıcaklık artışı farklı olur. Eşit kütledeki farklı maddelere, evet, su ve etil alkol, eşit miktarda ısı, süper, sıcaklık artışları T2 büyüktür T1 farklı olur. Doğru, süper zekisin. Bunu doğruyu söylemiş arkadaşımız. Aynı kütledeki İlk sıcaklıkları eşit olan aynı maddeden yapılmış cisimlere, aynı madde değil bir kere, bu patladı bile. Bunu yanlış diyorum. Eşit miktarda ısı verildiğinde sonuçlar, bu da yanlış. Eşit kütledeki farklı maddelere farklı miktarda ısı verilirse, eşit kütledeki, süper. Farklı maddeler, evet, süper. Farklı miktarda ısı, hayır, bu ne demiştik? Sınav kalıbı, bu eşit ısı verildi, bu da patladı. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Görüyorsun ne kadar basit. Bunların farklı olmasının sebebi aslında şuradaki öz ısıların farklı olması. Unutmayalım, öz ısısı fazla olan zor ısınır, zor ısınır, zor soğur. O zaman bu 20 dereceden mesela 30 dereceye geldiyse bu 20 dereceden 40 dereceye gelir. Çünkü öz ısı büyük olduğu için suyun daha zor ısınır, bu ise daha kolay ısınır diyoruz. Geldik hemen kimya endüstrisi. Artık bu ünitenin gerçekten sonuna geldik. Bu arada şeyleri de yapalım. Hemen bak, bor minerallerinin hemen şunları ayarlarsan tebrik ederim seni. Bor mineralleri, bak, kimya endüstrisinde bir kere dışa bağlı bir yapımız olduğunu unutmayalım. Tamam hocam. Dışa bağlı yapımız ne demekti? Aslında sürekli ithal ediyoruz. İthalata dayalı bir yapımız var. İthalat kötü bir şey. İthalat ne demek hocam? Dışarıdan ithalat bir kere dışarıdan, yurt dışından, İtalya'dan almak gibi aklına getirirsin. Ben İtalyan ürünlerini seviyorum ama. Hayır, İtalya değil. Dünyanın her yerinden almak aslında. Şimdi burada İthalata dayalı olduğumuz için aslında zayıf bir kimya endüstrisi sistemimiz var. Ama bunu geliştirmek için sürekli kendi ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Mesela bu yeni çıkan arabamızda inşallah daha da güzel bir şekilde bizim dışarıdan hocam, araba alalım. Hocam çok havalı, ben çok sevdim. Evet, teviyorum. Buraya da reklamını yapmak istiyorum hemen. TOG, yani Türkiye Otomobil. Hocam G'nin üstlerinin kesik basmanız. Bravo gerekiyor diyorum sana. Şimdi hemen bakalım, boya, ilaç, temizlik ürünleri, bunlar aslında bizim kimya endüstrimizde olan ürünler. Boya özellikle her yerde kullanıyoruz. Mesela şu anda şu kalemde yazarken bile boya kullanıyorum. Veya işte şu tekrar program üzerindeki yazanlar da boya aslında. Veya işte binalarımızın boyası, işte her yerde boya var. İlaç zaten sürekli günlük hayatımızda yaşlıların veya işte bizim de çok kullandığımız hastaların kullandığı bir ürün, her yerde kullanıyoruz. Temizlik ürünleri de aslında deterjan kullanıyoruz Tonguç Alan Bey. Aynı zamanda bununla uğraşan mesleklere baktığım zaman kimyager, maden mühendisi, gıda mühendisi, hemen soru çözelim seninle beraber. Bor minerallerinin en fazla tüketildiği alan cam sektörüdür. Şişecam Boron 2019 sempozyumunda cam elyaf ürünlerinin yanı sıra ısıya dayanıklı bor cam ve cam biberon gibi ürünler sergiledi. Bravo, teşekkür ediyoruz. Boron 2019 sempozyumunda Boren Bor'un
genel ve stratejik kullanım alanına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Bor bor bor, her yer bor oldu. Aynen hocam. Buna göre hangilerine ulaşabilir? Kimya endüstrisi sayesinde işlenen bor madeninden yeni ürünler elde edilmiştir. Kimya endüstrisi sayesinde işlenen bor madeninden yeni ürünler elde edilmiştir. Evet, gerçekten de doğru. Zaten bu yeni ürünleri sergilemiş arkadaşlarımız, dikkat ettiysek. Biberon ve ısıya dayanıklı bor cam yapmışlar. Kimyasal ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet, gerçekten de ısıya dayanıklı olursa işte hemen çatlamaz patlamaz. Bu da doğru. Boren yeni kimya endüstrisinin oluşturulmasına hizmet veren önemli bir kurum. Evet, bor, Türkiye'deki bor rezervlerini kullanarak da daha neler yapabiliriz diye uğraşan bir kurum. Tebrik ediyoruz. Dolayısıyla mükemmel bir... Ben ne yapacağım hocam? Nasıl çalışacağım? Sen, taktiklerle dedik ya. Feni full yapmak istiyorum hocam. Bana yol gösterin. Fen taktiklerden yapman gereken, sana ödevi vermek istiyorum Tonguç Ören Bey'im. Çünkü bu gerçekten çok geniş bir ünite. Bu geniş üniteden ünite tekrar testlerini vermek istiyorum sana. Çünkü aslında biz ne yaptık? Bu üniteyi seninle hızlı bir böyle üzerinden geçmiş olduk. Konu tarama testleri var bak. Sayfa 134, 135, 136 ve 137'de lütfen bunları çöz. İstersen de LGS deneme sınavında çözebilirsin Tonguç Ören Bey'im. Sayfa 138'den başlayan diyoruz. Hepsi yenisi, bunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan... Hocam zor soru çıkar değil mi efendim? Tabii ki. Ünite değerlendirmeler var. Bak sayfa 104, 105 bu sadece madde mühendisliği ünitesi. 106 ve 107'deki, hatta 108 ve 109'daki 3 tane ünite değerlendirmesini yaparsan mükemmel olur Tonguç Ören Bey'im. Aynı zamanda kotalardan hemen sana göstermek istiyorum. Hemen sana kotayı da ödev vermek istiyorum. Bakıyorum hemen. Şimdi burada Tonguç Ören Bey'im, aslında kaç tane vereceğimi hemen sana söylemek istiyorum. Burada sayfa kota 14'ten başlayacaksın. Kota 14'ten başlayıp hop gelip hal değişim, grafikleri bilmem ne falan filan hepsi bitiyor. Kota 24'ün sonuna kadar yapmanı istiyorum. Tebrik ederim seni. Evet, geçen haftanın ürün sorusuna geçelim. Türkiye'de ithalat ve ihracat hacmi en fazla olan kimyasal ürün hangisidir demiş. Tabii ki petrokimya ürünleri, hatta mineral yakıtlar ve yağlar da diyebiliriz bunlara. Petrokimya ürünleri diyoruz ve kimya endüstrisi ürünleri nelerdir diyoruz. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım.